Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer müminler, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi, fevzi, mağfireti, rızası, hoşnutluğu üzerinize olsun. Saygıdeğer din kardeşlerim, ilginç günlerden ve dönemden geçmiş olmamıza rağmen elhamdülillah Allah'a binlerce şükürler olsun ki Ramazan bayramına erişmiş bulunmaktayız. O açıdan sizleri cani gönülden tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim bu bayramı hayırlara tebdil eylesin, hayırlara vesile eylesin. Kıymetli müminler, Ramazan ayında çok güzel adetler edindik kendimize. İbadetleri çoğalttık, sahurlara kalktık, iftar yaptık. Evet, ne kadar evde de geçirmiş olsak orucumuzu, sahurumuzu, iftarımızı, elhamdülillah en azami derecede Ramazan ayından oruçlu bir şekilde geçirmeye çalıştık. En azami derecede Ramazan ayından istifade ettik. Çok güzel adetler edindik. İnşallah bayramdan sonra da bu güzel adetlerimizi devam ettirelim. Ömür boyu devam ettirmeye gayret edelim. Kıymetli müminler, şimdi elhamdülillah, Allah'a hamdolsun ki, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bir Ramazan ayına daha erişmiş bulunmaktayız. Peki bu Ramazan bayramında ne yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Küs olanlar, küsülüler mutlaka barışmalıdırlar. İnnemel mu'minune ihveh desturuyla hareket etmek durumundayız. Yani ayetin meali, müminler ancak ve ancak kardeştir. Yine ikinci husus, büyüklerimizin gönüllerini almak durumundayız. Tabii belki ziyaret edemeyebiliriz ama telefon ve sosyal medyayla, Instagram, WhatsApp gibi hususlarla inşallah büyüklerimizin gönüllerini alalım. Tebrikleşelim ve hayırlı bayramlar olsun diye dileklerimizi iletelim. Yine üçüncü bir husus, dikkat edilmesi gereken husus, mümkün mertebe çocuklarımızı bu bayramda sevindirelim. Yine fakirleri ve muhtaç olanları, hastaları da inşallah bu bayramda unutmayalım. Saygıdeğer şura camilerine mensup olan kıymetli cemaatimiz, sizleri bu vesileyle tekrar kutluyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun. Bu bayramımız hayırlara vesile olması için dua ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bizi nice bayramlara eriştirir. Bizi Allahu Teala inşallah nice Ramazan aylarına eriştirir ve bu sefer inşallah salgın hastalığı bertaraf edilmiş surette inşallah camilerimizde Ramazan ayını geçiririz. Orucumuzu, sahurumuzu, iftarımızı normal bir şekilde yapabiliriz. Cami faaliyetlerine yine inşallah bir an önce kavuşuruz ve inşallah bir kere daha bayrama normal bir şekilde kavuşuruz. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.